ve saygıdeğer basın emekçileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda örgütümüzün değerli makamlarından görev yapmış, görev yapacak ve görevine talip olan kıymetli olan arkadaşlarımız var. Nazımiye ilçe başkanımız Düzgün Açıkgöz aramızda. Nazımiye belediye başkan adayımız Ali Emrah Tekin aramızda. Akpazar belediye başkan adayımız Zeynel Yıldırım aramızda. Eski belediye başkanımız Hasan Korkmaz aramızda. Eski il başkanımız Hasan Güneş aramızda. Baba ocağı mahalle muhtarımız Ali Veri Yorgun aramızda. Eski Maskip belediye başkanımız Hüseyin Öz aramızda. Pertek ilçe başkanımız Abidin Erdoğan aramızda. Pertek belediye başkan adayımız İsmail Aslan aramızda. Hepinizi içtenlikle selamlıyor. Bugün buradan bir araya gelmenin sevincini ve heyecanını paylaşıyoruz. Demokrasinin temel taşlarından biri olan yerel seçimler için bir aradayız. Bu kutlu yolda Cumhuriyet Halk Partimizin seçim koordinasyon merkezi açılışında bulunuyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Birbirimize destek olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Örgütümüz ve belediye başkan adayımızın liderliğinde halkımıza hizmet etmek ve şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için buradayız. Meclis üyelerimiz ise şehrimizin her bir köşesini temsil edecek ve vatandaşlarımızın sesi olacaktır. Sevgili meclis üyelerimizi sizlere daha yakından tanıtmadan önce demokrasiye inancımızı ve halkımıza duyduğumuz sorumluluğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Hep birlikte daha adil, daha güzel bir gelecek için çalışacağımıza yürekten inanıyorum ve sözü değerli il başkanımıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli dersimden, değerli partili yoldaşlarım. Öncelikle açılışını yaptığımız seçim koordinasyon bürosunun Dersimlere ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında katıldığınız için ve bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için, bırakmadığınızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Başlangıçsınız. Başımızın üzerinde her zaman yeriniz vardır. Bizim için çok önemlisiniz ve çok değerlisiniz. Tamam mı? Evet. Değerli dersimler, bu açılış nedeniyle görüyorum ki bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadınız, bize önem verdiniz, değer verdiniz. Biz de bunun karşılığı olarak size değer veriyoruz. Bu açılış nedeniyle görüyorum ki gözleriniz parlıyor, gözleriniz ışıldıyor. Ayrıca çok heyecanlı görüyorum, dersimle sahiplendiğinizi görüyorum. Bu da bize gösteriyor ki biz bu seçimi alacağız. Bu seçimi almalıyız ki Dersim'e ve Dersim halkına çok iyi hizmetler yapmalıyız. Saygıdeğer Dersim'den, bilindiği gibi 20 yıldır Dersim'de belediye başkanlığını kazanma şansımız ne yazık ki olmamıştır. Bu nedenle 20 yıldır başka partiler yerel yönetimde Dersim'de söz sahibi olmuşlardır. Ancak bu dönemlerde Dersim'e yerel anlamda yeteri kadar hizmet verememişler. Dersim'in sorunlarını çözemedikleri gibi aksine sorunlar birikmiş durumdadır. Bu sorunları çözmek de bize kalmıştır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmıştır. Bizim biriken bu sorunları çözme gücümüz vardı. Enerjimiz de vardı. İrademiz de vardı. Ayrıca çok iyi kadrolarımız da vardır değerli dersimler. Biz biriken bu sorunları en iyi şekilde çözeriz. Bundan hiçbir şüpheniz ve kuşkunuz olmasın arkadaşlar.
Çünkü bizim arkamızda güç olarak büyükşehir belediyelerimiz vardı. Büyükşehir belediyelerinde bize her türlü desteği ve yardımı yapacaklarına dair sözler almış bulunmaktayız. Değerli partili arkadaşlarım, Dersim'e hizmet için bizim bu seçimi kazanmaktan başka bir şansımız kalmamıştı. Kaybedecek bir 5 yılımız daha yoktu. Hatta kaybedecek bir saniyemiz bile yoktu. Bu nedenle birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak bu seçimi kazanacağız ve Dersim'e hak ettiği hizmetleri vereceğiz. Bu bizim Dersim'e ve Dersim halkına karşı vazifemizdir. Değerli Dersimler, belediye başkan adayımız Ali Mustafa Çelik, bilgi ve birikimiyle, tecrübesiyle biriken Dersim'in sorunlarını en iyi şekilde çözeceğine inanıyor ve güveniyorum. Sizin de inanmanızı, güvenmenizi ve destek vermenizi bekliyorum. Özellikle son verirken seçim koordinasyon bir merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belediye başkan adayımız Sayın Ali Mustafa Çelik'e başarılar dileyerek mikrofonu belediye başkan adayımız Sayın Ali Mustafa Çelik'e bırakıyorum. Değerli başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Dinlenmemek üzere yol yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Bizler halkımız için dinlenmemek üzere bir yola çıktık. Bu yolda değerli başkan adayımız Tunçeli'nin umudu Sayın Ali Mustafa Çelik'e inanıyoruz ve güveniyoruz. Tunceli'mizi yeniden ayağa kaldıracak olan gençlerimizin, kadınlarımızın, memleketimizin umudu Tunceli Belediye Başkanımız Ali Mustafa Çelik'e görüşmeler. Kıymetli hemşehrilerim, değerli basın mensupları, saygıdeğer yol arkadaşlarım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Açılışımıza hoş geldiniz. Erzincan İliç'te bir doğa cinayeti işleniyor değerli arkadaşlarım. Bu düzen böyle devam ederse daha büyük çevre felaketleriyle karşı karşıya kalacağız. Bizler de bu konuda ilimiz için son derece endişe duymaktayız. Siyanürlü altın arama sadece sömürge ülkelerinde yapılmaktadır değerli arkadaşlarım. Türkiye bir sömürge ülkesi değildir. Doğamızı ve insan yaşamını hiçe sayan siyanürlü madencilik faaliyetlerine bir an önce son verilmelidir. Hala bulunamayan 9 canımızın ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Değerli dostlar, yine bir süre önce çöp kamyonundan düşerek hayatını kaybeden ve hayatımızı ve hepimizi derin bir acıya boğan belediye işçisi Zülfü Çelik Demircan'ımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Tunceli halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bu kaza süreci kamuoyu vicdanını derinden yaralamıştır. Değerli dostlarım, kıymetli hemşehrilerim, 24 Aralık 2023 tarihinde parti üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen ön seçim ve genel merkezimizin iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tunceli Belediye Başkan adayı olarak sizler beni seçtiniz. Ve bugün sizlerle birlikteyiz değerli arkadaşlarım. Tunceli'ye hizmet etme aşkıyla doluyum. Bu topraklarda yaşayan ve uzaklarda oldukları halde yüreği muzluğa atan tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek için yola çıktım. Tunceli doğası, kültürü, değerleri ve çağdaş yaşam tarzıyla ve özgün sosyo-kültürel yapısıyla çok özel bir kentte değerli arkadaşlarım. Biz ayrım yapmaksızın her kesimden insanın bir arada huzur içinde yaşayabileceği bir kültüre sahibiz. Ancak ne yazık ki bugün bazı kutuplaştırıcı söylemler ve olaylar
kentimizin algısını olumsuz yönde etkiliyor. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağız. Huzur içinde yaşanabilir bir kent yaratacağız. Kentimizi hoşgörünün ve sevginin başkenti yapacağız değerli arkadaşlarım. Değerli dostlarım, değerli yol arkadaşlarım, öncelikle birlikte yola çıktığımız ve birlikte yol yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma ve dostlarıma sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Yolun henüz başındayız. Çok işimiz var. Fakat vaktimiz sınırlı. Kaybedecek tek bir dakikamız yok değerli arkadaşlarım. Hepimiz şehrin sorunlarının farkındayız. Belediyemiz kurumsal olarak çökmüş, hizmet üretemez duruma gelmiştir. Maalesef yıllar içinde temel belediyecilik hizmetlerini bile alamaz hale geldik. Sokaklarımız kirli, kaldırımlarımız bozuk, yollarımız bakımsız. Sokak hayvanları kontrolsüz bir şekilde artmış durumda ve insanlar şikayetlerini dile getirecek muhatap bile bulamıyorlar. Biz 2024 yılında hala yol, sokak, kaldırım konuşmak istemiyoruz değerli arkadaşlarım. Gençlerimizin geleceğini ve eğitimini, şehrimizin istihdam ve kalkınmasını, üretimi ve yüksek standartlı yaşam kalitesini konuşmak istiyoruz. Biz yeni bir ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir kent vizyonu yaratmak istiyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, değerli dostlarım, biz Tunceli halkı olarak aydın, ilerici, kültürlü, bilgi birikimi yüksek, okumuş, yazmış bir toplumuz. Ancak ne yazık ki bu düzeye uygun bir belediyeciliği ve bir belediye yönetimini ne yazık ki ortaya koyamadık. Belediyeler bir yönüyle siyasal olmasına karşın esasen halka hizmet götüren devlet kurumlarıdır. Son yıllarda siyasal olarak öne çıkan belediyecilik ne yazık ki popülist ve halkın değerlerini istismar eden söylemlerle belediyeyi halka hizmet etmekten uzaklaştırmıştır. Bundan zarar gören ise maalesef halkımız olmuştur. Biz tüm bunların aksine halka hizmet eden, üreten, kente ve kentliye değer katan gerçek belediyecilik yapacağız değerli arkadaşlarım. Biz rozetsiz başkan anlayışla ayrım yapmaksızın herkesi kucaklayacağız. Hizmet odaklı, güvenilir ve dürüst bir yönetim anlayışı ile herkesi kucaklayacağız. Hesap verebilen şeffaf bir yönetim anlayışı ile halkımız için çalışacağız. Çözüm odaklı belediyecilik yapacak, zor durumda kalacağınız zaman ilk çalacağınız kapı belediyemiz olacaktır. Katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyecek, bu amaçla kent konseyini ve gençlik meclisini kuracağız. Tunceli'mizi daha yaşanabilir ve huzurlu bir kent yaratacağız. Elbette bütün bunları birlikte yapacağız. Kentimizi birlikte yöneteceğiz değerli arkadaşlar. Kıymetli dostlarım, sizlere bir lisan sabahından itibaren neler yapacağımızı kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle hizmet odaklı belediyecilik yapacağımızı belirtmek istiyorum. Hizmet üretebilmek için, halkın sorunlarına çözüm getirebilmek için devlet kurumları ile iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Bunlarla birlikte çalışacağız. Bu amaçla kurumlar arası ilişkiler birimini kuracağız. Biz başta eğitim ve gençlik olmak üzere çocuklarımıza, kadınlarımıza, engellilerimize ve yaşlılarımıza sahip çıkacağız değerli arkadaşlarımız. Yapacağımız projelerle bu kesimlere öncelikle hizmet edeceğiz. Biz bu kente bir tuğla koymak isteyen yatırımcılarımızın da önünü açacağız.
kararlaştırıcı ve destekleyici olacağız. Yani kentimizi bir bütün olarak ele alacağız ve kalkındıracağız. Temel ilkemiz insana değer, halka saygılı bir belediyecilik olacaktır değerli arkadaşlarım. Buradan ne demek istiyoruz değerli arkadaşlarım? Belediyenin kapısından içeri girdiğiniz anda değer göreceksiniz değerli arkadaşlarım. Muhatap bulacaksınız. Güler yüzle karşılaşacaksınız. Halkımızın belediye ile ilgili tüm sorunlarına duyarlı ve çözüm odaklı olacağız. Onların sorunlarına çözüm üreteceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, elbette herkes bizden projelerimizi bekliyor. Vatandaşımız da bize soruyor, bunları bir bir açıklıyoruz. Biz projelerimizi 4 ana eksende ele aldık değerli arkadaşlarım. Birincisi deprem dirençli, yani depreme karşı güçlü bir kent yaratacağız. Bunun için projemizi daha sonra ayrıntılı olarak açıklayacağız. Yani kentimizi depreme dirençli hale getireceğiz. Öncesinde ve deprem esnasında neler yapacağımızı sizlere sunacağız değerli arkadaşlarım. İkinci temel aksımız belediye temel hizmetleri ve yerel demokrasi olacak. Üçüncü aksımız sürdürülebilir çevre ve yerel kalkınma projesi olacak. Dördüncüsü sosyal belediyecilik yapacağız. Değerli arkadaşlarım, temel hizmetler ve yerel demokrasi konusunda yapacaklarımızı da kısaca ifade edeyim. Kendimizin en büyük problemlerinden bir tanesi ulaşım problemi. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi bağlantısını, yolunu mutlaka yapacağız değerli arkadaşlarım. Orada yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideceğiz. Hastanelerin bağlantısını sağlayacağız. O yolu en güzel şekilde yapıp halkımızın hizmetine sunacağız, servislerimizi koyacağız değerli arkadaşlarım. İçme suyu projesi değerli arkadaşlar. Kendimiz ne yazık ki içme suyu sorununu yaşıyor. Biz Muzur gözelerinde sağlıklı ve temiz suyu halkımıza sunacağız. Musluklarımızdan temiz ve sağlıklı sularınızı içeceksiniz değerli arkadaşlar. Muzurumuz burada akarken bizim su satın almamız ya da su sorunu yaşamamız gerçekten düşündürücü ve önemli bir sorun değerli arkadaşlarımız. Otogar projemiz var. Otogarımızı bulunduğu yerden kaldıracağız. Ünönü Mahallesi'ne taşıyacağız. Ve şu anki yeri de otopark ve minibüslerin yeri olarak kullanacağız. Belediye hizmet binamız yok değerli arkadaşlarımız. Belediye hizmet binasını gelir gelmez hızlı bir şekilde yapacağız. Modern, çevreye duyarlı, yeşil enerjili yani güneş enerjili akıllı bir proje yapacağız değerli dostlarım. Ve yerel demokrasi konusunda ise kent konseyimizi kuracağız arkadaşlar. Kentimizi birlikte yöneteceğiz. Gençlik meclisini kuracağız. Kadınlarımızla ve bütün muhtarlarımızla iletişimde işbirliği içerisinde olacağız. Muhtarlar, mahalle muhtarları bizim doğal yardımcılarımız, doğal mahalle temsilcilerimiz olacak değerli arkadaşlarım. Sürdürülebilir çevre ve yerel kalkınma konusundaki projelerimiz arkadaşlarımız, güneş enerjisi yani belediyemizin ana hizmet binası olsun, parklarımız olsun, diğer alanlarda güneş enerjisi projemizi hizmete koyacağız. Belediyemizin en önemli gider kalemlerinden bir tanesi de elektriktir. Biz elektriği güneş enerjisinden üretmek için gelir gelmez projemiz hazır. Bu projemizi derhal uygulamaya koyacağız. Vadilerimizde kamp, çadır, karavan ve piknik alanları projesini yapacağız. Bunun için tabii ki Sayın Valimizle ve ilgili kurumlarla işbirliği yapacağız değerli dostlarım. Sokak hayvanları konusunda mutlaka çözümlerimizi koyduk. Sokak hayvanlarımız konusunda hayvanseverlerimizi ve bu konuda huzursuz olan halkımızı memnun edecek şekilde çözümlerimizi getirdik. Nedir bu çözümler değerli arkadaşlarımız? Bir defa ısırlaştırma işlemini ve aşılama işlemini hızlı bir şekilde ve yoğun bir şekilde yapacağız değerli arkadaşlarımız. Orada bulunan köpeklerimizi yani sokaklarda bulunan saldırgan köpekleri bir an önce sokaklardan çekip rehabilite edeceğiz. Sokak hayvanları için yapılan barınağı daha işlevsel
de daha modern hale getireceğiz. Teknik bazı düzenlemeler de orayı kullanışlı hale getireceğiz değerli arkadaşlarım. Ve sokak hayvanlarını aç bırakmamak için, onları doyurmak için de döngüsel mama ve mama üretim makinesini alacağız. Sokak hayvanlarımızı da mağdur etmeyeceğiz. Böylece sokak hayvanları sorununu yaklaşık 6 ay içerisinde çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Munzur ve çevresi koruma ve geliştirme projemizde Munzur'umuzu ve çevresini güzelleştireceğiz. Çünkü Munzur şehrimizin tam göbeğinde geçmekte ve ne yazık ki bu konuda da pek çok eksikliklerimiz ve yakışmayan bir takım görüntüler söz konusu. Mutlaka Munzur'umuzu koruyacağız değerli arkadaşlarım. Temiz mahalleler ve temiz haneler projemizde Tunceli Girişimcilik ve Kooperatifçilik Merkezi'ni kadınlarımızla birlikte kuracağız. Tarımsal kalkınma ve organik üretim ile üreticimizi destekleyeceğiz. Arıcılık faaliyetlerinde yeni bir üretim modelini Türkiye'de ilimize getireceğiz değerli arkadaşlar. Bu konuda da projelerimiz hazır. Sosyal belediye konusunda öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Taziye ve mahalle evlerini 3 mahallemizde, ilk aşamada 3 mahallemizde yapacağız. Bilim, sanat ve spor akademi Tunceli'mizi kuracağız. Çocuklarımızın hem bilimsel yani eğitim alanında, hem spor alanında, hem de sanat alanında onları destekleyeceğiz. Tabii ki bu projelerimizi de Milli Eğitimimizle işbirliği içerisinde yapacağız. Belediye sosyal tesisleri projemiz var arkadaşlar. Bununla zor durumda olan yoksul vatandaşlarımıza, öğrencilerimize bu tesislerde daha uygun kahve, çay ve yemek servislerimiz olacak değerli arkadaşlar. Kadın danışma merkezimiz olacak. Psikolojik danışmanlık merkezimizi açacağız. Muhtar ofislerimizi kuracağız. İnanç kurumlarını destekleme fonu oluşturup inanç kurumlarımızı destekleyeceğiz. Üniversite öğrencilerimizi destekleme fonu kuracağız arkadaşlar. Üniversite öğrencilerimizin hangi kentte ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor hepsinin bizde muhakkak kayıtları olacak. Biz onları gün be gün takip edeceğiz ve çocuklarımızı orada yalnız bırakmayacağız. Değerli arkadaşlar, projelerimizi bu şekilde sayın. Tabii daha çok projemiz var ama burada sizi çok yormak istemiyorum. Bunun dışında değerli arkadaşlarım. Tunceli'miz için oldukça sorun teşkil eden ve büyük bir sorun haline gelen katı atık bertaraf tesisi projesi içinde birkaç cümle söylemek istiyorum arkadaşlar. İl başkanlığım döneminde de esasen pek çok kez ifade ettim ama burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Katı atık bertaraf tesisi Tunceli'miz için gereklidir ve önemlidir. Biz bu tesise karşı değiliz değerli arkadaşlarım. Biz bu tesisin yapıldığı yere karşıyız. Bu tesisin yaşam alanlarına çok yakın ve ormanlık bir alanda olmasını son derece tehlikeli ve yanlış buluyoruz. Bu nedenle projenin bu bölgede yapılmasına kesinlikle karşıyız. Bu tesisin doğaya ve çevreye daha az zarar verebilecek yaşam alanlarından uzak bir bölgede yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bu söz konusu olmadığı takdirde değerli arkadaşlarım, projenin yapılmasını iptal edeceğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım, son olarak şunu söylemek istiyorum. Tunceli halkı her şeyin en güzeline layıktır. Ve bu halk artık her şeyin farkındadır. Ben halkımızın ferasetine ve sağduyusuna güveniyorum. Ben halkımızın bu süreçte aklı selim hareket edeceğine inanıyorum. Ben kamu vicdanına ve Tunceli halkının vicdanına güveniyorum. Ve ben hepinizden şunu bekliyorum değerli dostlarım. Gelin bu seçimlerde sorumluluk alın, bu kente sahip çıkın. Gelin hep birlikte kentimizi hak ettiği hizmetleri getirelim. Bu kenti kimliğimizi
ve kültürizmi istismar eden popülist, kategorik kutup siyasetine kurban etmeyelim değerli dostlarım. Hepinizi tekrar en kalbi duygularımla selamlıyor. Hepinizi hepinize sevgilerimi kazanmak istiyorum. Sağ olun, var olun.